Bu dersimizde storyboard nedir konusuna değineceğiz. Hemen bir proje oluşturarak işe koyulalım. Single view bir proje, iOS application, next ve bir isim eğitim 2 olarak veriyorum. iPhone üzerinde çalışması gerektiğini söyledikten sonra projeyi hemen kaydettikten sonra projemi oluşturmuş oluyorum. Projemizi oluşturduktan sonra main.storyboard ismiyle bir dosya oluşuyor. Bu dosya aslında bizim üzerinde çalışacağımız mouse kullanarak ve sürükle bıraklarla kullanıcı arayüzünü yani uygulamamızı tasarımını yapacağımız komponentleri yani bileşenleri kullanacağımız birden çok sayfa oluşturabileceğimiz aynı zamanda bu sayfaları birbirine bağlayıp geçişler uygulayabileceğimiz ve bunu sadece mouse'la yani sürükle bıraklarla yapabileceğimiz bir ortam. Bu pencere kısa yola bastığımda açılan bir pencere. Storyboard biraz önce de bahsettiğim gibi sadece sürükle bıraklarla işlem yapabileceğiniz ve uygulamanızın görsel kısmının çoğunu halledebileceğiniz hatta hepsini halledebileceğiniz bir ortam sağlıyor. Ve rahatlıkla ürününüzü hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Birden çok sayfalar oluşturabilir ve bu sayfaları birbiriyle standart olarak iOS SDK'nın verdiği özelliklerle geçiş efektleri uygulayabilirsiniz. Hatta bu geçiş efektlerini özelleştirebilirsiniz. Storyboard bu bölümün ana konusu ve storyboard'da neler yapabiliriz konusuna ilerleyen dersler içerisinde devam edeceğiz.